Eğitimlerinde yaklaşık 250 kişiye ulaştık. Manisa'da otizmden korkma, geç tanı almaktan kork isimli projenin toplantısı yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya çok sayıda Manisa Protokolü, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Manisa Otizm Derneği'nin paydaş kurumları tarafından yaklaşık bir yıldır yürütülen projenin sunumu yapıldı. Evlilik ve Tıp Fakültesindeki öğrencilerine. Kürsüye ilk çıkan Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, proje süresince atılan adımları anlattı. Proje kapsamında otizmin erken tanılanması sürecine katkı sağlamayı amaçladık. Bu nedenle bu projenin hem adını hem de sloganını otizmden korkma, geç tanı almaktan kork şeklinde belirledik. Ve Manisa'da ulaşabildiğimiz tüm aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve geleceğin sağlık çalışanı olarak öğrencilere erken tanıyla ilgili eğitimler düzenledik. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan da yaptığı konuşmada erken tanının önemine değindi. Özellikle otizmde erken tanı çok önemli. Çünkü yani yakın bir zamanda 500 çocukta bir yıldan otizm rahatsızlığı. Şu an 54 çocukta, hatta geçen gün konuştuk, 44 çocuğa düşmüş. Yani 44 çocukta bir çocuk otizm olma riski var. Ve otizmli bireyin çocuk yaşta yakalanıp beslenme ve diğer etkinliklerle beraber tedavi şeklinde başladığınızda kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir etki alıyorsunuz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatristi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Kandemir ise erken tanı oranlarının arttığını ancak bunun yeterli sayıda olmadığını vurguladı. Dönem dönem şöyle tartışmaları görebiliyoruz. Yani bu oranlar niye bu kadar çok artıyor? Acaba beslenmeyle ilgili bir sıkıntı mı var? Çevresel faktörlerle ilgili bir sıkıntı mı var gibisinden? Evet, başka faktörler de belki etkili oluyordur ama bunların artmasındaki en önemli neden bence tanının artması. Yani tanı koyabilecek kişilerin, profesyonellerin sayısının artması ve bu rahatsızlığın tanınması. Ama hala bütün çocuklara ulaşabiliyor muyuz? Hayır, bundan çok çok uzak. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de projeye dair düşüncelerini dile getirdi ve Manisa'daki sivil toplum kuruluşlarına mesajını iletti. Güzel bir çalışma oluşturmuşlar. Bundan dolayı ben Arife Hanım'ı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ve ilimizin hemen hemen önemli bütün kuruluşlarını işin içine dahil etmişler. Hazırladıkları projeyle de İçişleri Bakanlığı'ndan destek alarak otizmle ilgili erken tanıyı öne çıkaran güzel bir eğitim programı hazırlamışlar ve 600'den fazla kişi, 650 kişi toplam sanıyorum. 650 kişiye ulaşmışlar. Bu çalışmayı da burada bırakmamak gerektiği kanaatindeyim. Mutlaka sürdürmek gerekiyor. Hem sizden hem de diğer sivil toplum kuruluşlarından biz yeni projeler bekliyoruz ki yeni çalışmalara yelken açılsın Manisa'da. Yapılan konuşmaların ardından Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, Vali Karadeniz'e, Vali Karadeniz'de emeği geçenlere plaket takdim etti. Toplantı çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.